Sessiz olun, son düdük çalmadan, çift ayaklı eşleşmelerde ikinci maç bitmeden veya sezon tamamlanmadan kutlamalara başlamayın. Futbol böyle anlara asla müsamaha göstermiyor. Bu listede sizin için futbol dünyasının erken öten horozlarını araştırdık. 5. Zlatan İbrahimovic ve Julio Cesar. İtalya'da 2011-2012 sezonunun sondan bir önceki haftasına Juventus 78, Milan'sa 77 puanla girdi. Aynı saatte oynanan karşılaşmalarda namağlup Juventus Cagliari'ye, Milan'sa derbide Inter'e konuk oldu. İlk devrinin sonuna gelinirken Juventus ve Inter 1-0 öndeydi. Bu da Milan'ın şampiyonluktan olması anlamına geliyordu. O anlarda Milan'ın kazandığı penaltı vuruşunda topun başına İbrahimovic geçti. Kalede ise Inter yıllarında takım arkadaşı olan Julio Cesar vardı. Cesar önce uzun bir süre kaleye geçmeyerek Zlatan'ı baskı altına almaya çalıştı. Ardından da hakemin ikazıyla kalesine yönelirken yönünü değiştirip penaltı noktasına doğru hareketlendi. İbrahimovic'e bir şeyler fısıldayıp gülerek kalesine döndü. Penaltıyı gole çeviren İbrahimovic, ikinci devrenin başında bir kez daha ağları sarsarak takımını öne geçirdi. Yıllar sonra pozisyonla ilgili konuşan Cesar, "Seni çok iyi tanıyorum. Ortaya ve sert bir şekilde vuracağını biliyorum." diyerek güldüm ve dilimi çıkardım. Ama bu onu sinirlendirmekten başka bir işe yaramadı. Golü attıktan sonra beni işaret etti ve şöyle dedi, "Şimdi kaleye git de topu çıkar." O gün iki golle Zlatan, Brezilyalı kaleciden intikamını alsa da maçı 4-2 kazanan Inter, rakibini şampiyonluktan ederek günü mutlu kapattı. 4. Lavin Kurzawa ve İsveç U21. Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2015 Avrupa 21 yaş altı futbol şampiyonasına katılacak takımı belirleyen playoff turunda Fransa ile İsveç eşleşti. Nabil Fekir, Kingsley Coman, Samuel Umtiti gibi isimleri kadrosunda bulunduran Fransa ilk maçı 2-0 kazandı. Rövanşın ilk devresinde İsveç tur skorunu eşitledi. Kuzey Avrupa temsilcisi 70. dakikada bir kez daha ağları sarsıp turnuvanın kapısını araladı. Ancak bitime 3 dakika kala Paris Saint Germain'de forma giyen Lavin Kurzawa'nın golü ev sahibini yıktı. O dönem uygulanan deplasman golü kuralı gereği tur biletini cebine koyan Fransa'da Kurzawa, rakip futbolculara ve tribünlere dönerek abartılı bir sevinç yaptı. Ancak bunun için biraz erken davranmıştı. Santra'dan saniyeler sonra Fransa kalecisi tehlikeli bir şutta topu kornere çeldi. Köşe vuruşu sonrası ceza sahasındaki karambolde topla buluşan Oskar Lewicki kendisinin ikinci, İsveç'in dördüncü golünü attı. Tribünler çılgına dönerken hem sahadaki futbolcular hem de İsveç yedek kulübesi Kurzawa'nın sevincini birebir kopyaladı. Uzatma dakikalarında Fransa bir kez daha farkı ikiye indirip gol sevincinin intikamını almaya çok yaklaştı. Ancak Umtiti kaleye yarım metre uzaklıktayken topa vuramadı. 3. Mario Balotelli ve Roman Weidenfeller. İşin içinde futbol ve olay varsa Balotelli'nin o listede yer almasını düşünmemek mümkün değil elbette. İtalyan golcünün İngiltere'de forma giydiği yıllarda tarihinin ilk Premier Lig şampiyonluğunu mucizevi bir şekilde kazanan Manchester City, ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Borussia Dortmund ve Ajax'la aynı gruba düştü. Manchester City'nin grubundaki rakiplerinden Real Madrid o sezon turnuvada yarı final, Borussia Dortmund ise final oynadı. Grubun ikinci maçında Manchester City evinde Dortmund'u ağırladı. Marco Reus'un golüyle geri düşen Manchester ekibinde Mancini bitime 9 dakika kala oyuna Mario Balotelli'yi aldı. Son dakikada kazanılan penaltı atışında sahada Dzeko ve Agüero gibi kendinden tecrübeli isimler olmasına rağmen Balotelli topu beyaz noktaya koydu. Önceki sezonlarda sinirlerine hakim olamadığı anlarda sıkça gündeme gelen Balotelli, Dortmund kalecisi Weidenfeller tarafından kışkırtıldı. Hakemin kayıtsız kaldığı bu sataşmaya Balotelli önce ufak bir tebessümle karşılık verdi. İntikamını almak içinse çok uzun süre beklemesi gerekmedi. Saniyeler sonra topu ağlarla buluşturup maça eşitliği getiren Balotelli, kendinden beklenmeyecek bir sakinlikle Weidenfeller yaptıklarına pişman etti. 2. Diego Simeone ve Cristiano Ronaldo. Futbolculuk yıllarında Beckham'la kavgası Netflix belgeseline konu olan Simeone, teknik direktörlüğünde de farklı bir kimliğe bürünmedi. Sık sık rakip takım hocaları ve tribünlerle tansiyonu yükselten tartışmalar yaşadı. Bunlardan birisi futbol sahasında en çok akılda kalan intikamlardan biriyle sonuçlandı. 2018 yazında Cristiano Ronaldo 9 sezon süren İspanya ve Real Madrid macerasına son verdi. Portekizli süperstarın yeni durağı Juventus oldu. Ronaldo gollerine ve asistlerine İtalyan ekibinde de devam ederken siyah beyazlılar Serie A şampiyonluğunu hiç zorlanmadan kazandı. Son 5 yılda 4 kez Şampiyonlar Ligi kazanan Ronaldo, yeni takımıyla turnuvaya ise çok kötü başladı. İlk maçta Valencia deplasmanında kırmızı kart gören oyuncu, grup aşamasını sadece bir golle tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaratsa da Juventus bir üst tura çıkmayı başardı. Son 16 turunda Juventus, Ronaldo'nun hiç yabancı olmadığı Atletico Madrid'le eşleşti. İspanyol ekibi evindeki ilk maçı 2-0 kazanıp büyük avantaj elde ederken, ikinci golden sonra Simeone'nin yaptığı sevinç çok ses getirdi.
3 hafta sonra Torino'daki rövanşı ev sahibi Ronaldo'nun hat-trick ile 3-0 kazandı. Son düdüğün ardından Simeone'nin yaşadığı elenme acısı Ronaldo'nun intikam sevinciyle katlandı. Robin van Persie ve Oğuzhan Özyakup. Listenin ilk sırasında rotayı futbolun en tutkulu oynandığı yerlerden biri olan lige gelen yabancıları kendisine benzetmekte hiç zorlanmayan ülkemize çeviriyoruz. Hollanda futbolunun ve Premier Lig'in efsanelerinden Robin van Persie, Arsenal'den ayrıldıktan sonra Türkiye'yi tercih ederek Fenerbahçe forması giydi. 2016-2017 sezonu Türkiye Kupası son 16 turunda Sarı Lacivertliler Beşiktaş'ta eşleşti. Statü gereği tek maç üzerinden oynanan eşleşmede ev sahibi taraf Beşiktaş'tı. Maçın henüz başında Hollanda doğumlu Oğuzhan'la bir dönem Arsenal takım arkadaşı olan Van Persie tartıştılar. Oğuzhan'ın bu pozisyonda yaptığı el hareketi eski takım arkadaşını çok sinirlendirdi. Gergin geçen maçın ilk yarısı bitmek üzereyken Dusko Tosic'le kapışan Hollandalı rakibinin oyundan atılmasını sağladı. Ancak derbide takımına tek katkısı bu olmadı. Dakikalar 70'i gösterirken ceza sahası içinde demarke bir halde topla buluşan Van Persie maçın tek golünü kaydetti. Golden sonra santraya doğru yönelirken bir anda asıl hedefini fark edip yön değiştirdi. Oğuzhan'ın önüne doğru kayıp gözlerinin içine bakarak golü kutlayan Van Persie hem intikamını aldı hem de Sarı Lacivertlilere bu stattaki ilk galibiyetini kazandırdı. Futbolun en akılda kalan intikamlarını andığımız bu listemizi beğendiyseniz, dünya futbolunda olay yaratan gol sevinçleri videomuza da göz atmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz ve bu içeriklerin devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun.